Ya haline bak ya. Gıdılı süper bence. Ben çok beğendim. Gıdılı mıdılı amca oldum yani. Niye böyle oldum? Sor bir niye. Niye böyle oldun? Bir açıkla bakalım bize. Ya çünkü şey, sakallarım aşırı uzundu ve şimdi bu korona günlerinde hijyen açısından çok iyi olmadığını bana çok fazla insan artık söylemeye başladı. Konunun bilincinde olup risk almayı seviyorum ya da bu konuyla ilgili üzerime düşeni yapıyorum, kendimi dezenfekte ediyorum demekten yorulduğum için tamam dedim, artık bir kısaltayım. Çok büyük hataymış. Yani çünkü eşim... Bence güzel olmuş. Keşke haberleşseydik, beraber yapsaydık. Eşim beni ilk defa böyle gördü. Yani yıllardır sakallı bir insanım. İlk defa beni böyle oldu. Benim evlendiğim adam bu değil deyip depresyona girdi evde. çok iyi olmadı. Neyse, alışır alışır o da. Evet, bugün neler konuşacağız? Bugün neler konuşuyoruz? Hemen çok uzatmadan girelim konuya. Bu UFC 249 havada kaldı. Ne oldu, ne olacak? İşte Habib'in açıklamaları, Habib çekildi mi demek? Yoksa ben çekilmiyorum, korona var, o yüzden olmuyor, benimle alakası yok bu dövüşün mü demek? Ne demek istedi? Onu bir konuşalım. Ondan sonra da bu dövüşsüz gündemimizde biraz Habib'in son maçlarına bakıp Habib'in en iyi 5 UFC performansını değerlendirelim seninle. Top 5'imizi bir söyleyelim. Bakalım tamam. Arkadaşlar da bize katılırlar mı? Tamam. Sence Habib dövüşmek istiyor mu? Bence Habib dövüşmek istiyor. Bunu seninle de yakın zamanda konuşmuştuk aramızda da. Ben Habib'in dövüşten çekilmesi olarak nitelendirmiyorum gönderdiği, yaptığı bir şeyi. Instagram gönderisini, postunu. Habib sadece, yani ben buradayım, ülkeler kapandı, her yer kapandı, seyahat sınırlandı, hiçbir yere uçamıyoruz. Nasıl yani, nasıl olacak bir dövüş demek istiyor sadece. Ben nasıl olacağını aklım almıyor demek istiyor. Yoksa varsa bir yöntem, götürebiliyorlarsa beni buradan, alabiliyorlarsa ben hazırım, dövüşürüm diyor yani. Peki ben şeytanın avukatlığını yapayım. Azıcık olsun bile yan çizmedi mi? Yani böyle ilk yayında sanki, yani işte Dağıstan'a geldim. Ya zaten dövüştüreceklerdiyse önceden söyleselerdi. Zaten bensiz ilerliyorlarmış. Yani bensiz de yapıyorlarsa yapsın. Böyle tandansında, eğiliminde yorumlar yapmadım biraz sence başta? Sonra biraz düzeltti onu... gibi oldu. Olmadı mı? Ben onu öyle görmüyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Şimdi Habib'e bir anda UFC'den dövüş belli oldu. Amerika'da olmayacağı kesin haberi veriliyor UFC tarafından. Amerika'da belli olmayacağı garanti olunca bu adamlar nerede olacak diye soruyor. %99 Abu Dhabi'de olacak diyorlar. Evet, bu da Birleşik Arap Emirlikleri'ne kalkıyor gidiyor. Şu ana kadar hiçbir suçu yok adamın. Sonra diyorlar ki Abu Dhabi'ye iniyor. İşte Dubai'ye iniyormuş bu arada. Dubai'ye iniyormuş. Dubai'ye mi? Dubai'ye iniyor. Saat 8'de iniyor ve diyorlar ki saat 11-11.30 gibi biz sınırları kapatacağız. Uçuşları kapatacağız. O da saat 11'deki işte Moskova uçuşuna bilet alıp Moskova'ya uçuyor. Ben burada yani sonuçta şey kalamam diye yani. Bir gece kalıyor orada sanırım ama. Öyle mi? Ülkeye giremiyor. Havalimanı otelinde bir gece konaklatıyorlar adamı. Ha. Adamın da suçu yok yani. Orada kalamayınca mecburen Moskova'ya uçuyor oradan. Ha, okey. Moskova'ya uçunca lockdown da. Lockdown oldu. Bir yerde de lockdown oldu. Şey, ben Instagram postunda sanırım öyle gördüm. Yanlış anlamışım. Demek ki böyle saat 8-11 muhabbeti yaptı. Saat 8'de işte indim, 11'de lockdown olacak diye şey işte biletimi aldım, uzadım falan tarzı bir şey diyordu. Neyse, bakarım ben ona. Bir gece konaklayıp gidiyor bu otelde kalıp Moskova'ya. Moskova'dan da Dağıstan'a kendi şehrine dönüyor. Hatta Makaçkala şehrine bağlı bir köyde kaldığı için köyüne gidiyor. Köyümden diyor, şehrime gidemiyorum şu anda diyor. O kadar her taraf kapalı burada diyor. Ben diyor nasıl gideceğim, nerede olacak bu dövüş diyor. Yani şurada kalmış dövüşe 2 hafta. İki hafta kala biliniyor olmalı yeri. Yani yavaş yavaş oraya gidiyor olmalıyız. Evet, yavaş yavaş kiloyu kesmeye başlıyor olmalıyız. Yoksa benim yapabileceğim bir şey yok diyor. Ben suçlusu ben değilim, suçlusu koronavirüs diyor. Benim adım Habib diyor, koronavirüs değil diyor adam. Neyse, buraya getirdi konuyu. Dolayısıyla burada böyle bir şey olunca da UFC şimdi normalde maç öncesi biraz daha maçları hareketlendirmek, canlandırmak, ilgi çekmek için basın konferansları falan yapar. Sen de biliyorsun. Medya günleri yapar. Bir sürü röportaj olur. Şimdi öyle bir şeyler yapamıyorlar. Maç olursa maçın reklamı olsun öncesinde diye bir sürü haber çıkarıyorlar işte. Habib gitti, yok işte yapmıyoruz. Tony Ferguson'a bir başkasını vereceğiz, Habib'i vermeyeceğiz. Yok Tony Ferguson'la interim kemer için Justin Gage'i mi dövüşse acaba?
gibi böyle bunun gibi haberler çıkarıyorlar. Ben bunların hepsinin asılsız olduğunu düşünüyorum. Ya dövüş bir şekilde artık çok çok küçük bir ihtimal artık diye düşünüyorum olmayacak ama ya bir şekilde olacak ya da komple ertelenecek. Yine Habib Tony Ferguson maçını artık Ramazan'dan sonra yaz sonunda falan ne zaman olursa o zaman izleriz diye düşünüyorum yani. Evet, dolayısıyla Habib, bence Habib yan çizmedi bence yani. Habib şey yorumu yapmış. Neydi onun adı? Ağustos'ta görüşelim yani, eğer bu sefer yapacaksak yapalım, yoksa Ağustos'ta görüşelim. Yani işte Ramazan sonrası gibilerinden. Ona canlı yayında sordular aynen. Hı. Ne kadar süreye ihtiyacın var Ramazan'dan sonra dediler. O da Ramazan Mayıs sonu gibi bitiyor. Haziran ve Temmuz'da hazırlanırsam Ağustos'ta dövüşebilirim dedi tam olarak. Peki sen Dana White'ın bu süreçteki sessizliğini nasıl yorumluyorsun? Dana White birkaç yerle konuşmuş olduğunu söylemişti daha önce zaten. Birkaç yerle anlaşmış olduğunu söylemişti ama şu anda onun da bir çözümü olmadığı için, söyleyebilecek bir şey olmadığı için, sözünü de sonradan yutmak istemediği için çok bir şey açıklamıyor. Sonuna kadar uğraşıyorum, yapacağım bu dövüşü diyor. Yer bir şey söylemiyor. Bir süre daha sessiz ama birkaç günü vardır. Bence artık yakından anons etmek zorunda kalacak iptal bu dövüş diye. Peki şu yorumu ne diyorsun? Everyone knew he was not fighting. Yani Habib'le ilgili herkes onun dövüşmeyeceğini biliyordu. Yorumunu nasıl yorumluyorsun? Ya Dana White biliyorsun ki promoter yani dövüş organizasyoncusu. Yani dolayısıyla satan bir herif. Yani bu işi satıyor. Yani dolayısıyla adamın işi spekülasyon yaratmak. Biraz daha konuşacak, tartışacak konu yaratmak. Yoksa kendi de biliyor yani Habib'in dövüşmeyecek gibi bir durumda olmadığını ya da dövüşten çekilmeyeceğini kendi de biliyor, korkmadığını ya da. Ben kimsenin Habib'in korktuğunu düşündüğünü sanmıyorum. Yani aranızda bilmiyorum arkadaşlar. Habib korkuyor diye düşünen var mı? Habib'in dövüşmemesi için hiçbir neden yok. Yani götürülebilirse özel uçakla mı, nasıl, izinle mi, nasıl olacaksa bu şartlara rağmen ki kilo kesme durumunda bünye çok çok zayıflar, bağışıklık sistemi de. Herhangi bir hastalık kapma durumunda çok tehlikeli olabilir. Ona rağmen çekilmeyecektir yani. Geri çekilmeden kabul edecektir bu şartları. Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Dana'nın olayı tamamen ilgi çekmek, biraz daha böyle olay yaratmak, tartışma yaratmaktan ibaret diye düşünüyorum. Yani Aralık'tan beri ya yani Habib'e sonuçta tabii hak vermek de gerekiyor. Bir Aralık'tan beri kamptayım. Yani hala burada yani bu dövüş için çalışıyorum. Tabii ki iptal olmasını istemiyorum diyor. Yani sonuçta kamp süreci de yani bizim böyle çıkıp dışarıda koşu yapmamız gibi bir kamp süreci değil. Gerçekten her gün yani en az iki farklı zaman diliminde bayağı yoğun 3-4 saat, 4-5 saat çalışıyorsun. Yani ciddi mesaiden bahsediyoruz. Bir dövüşçü bu kadar mesai harcadıktan sonra tabii ki dövüşün yani iptal olmasını istemez. Bu yüzden ben de Habib'in gerçekten dövüşmek istediğini düşünüyorum. Diğer yandan açıkçası korona sebebiyle, koronanın yarattığı risk sebebiyle Habib dövüşmek istemese de haklı olduğunu düşünüyorum. Eğer öyle bir durum olmayabilir ama Habib şunu da deseydi açıkçası. Yani dünyada şu anda yani dünyayı kasıp kavuran işte 1 milyon insana 1 milyon 200 bin yani bir iki gün içerisinde %25 arttı vaka sayısı. Bu seviyede hızlı yayılan, bu seviyede ciddi sorunlar oluşturan bir pandemik dönemi yaşarken ya ben ailemi ya da yakınlarımı, babamı, koçumu, dostlarımı riske etmek istemiyorum. Bu yüzden bu dövüş için ben A ya da B şehrine, ülkesine gitmek istemiyorum dese de haklı. Yani bu yüzden tabii ki bir dövüş fanı olarak yani bir taraftarı olarak bu dövüşün gerçekleşmesini tabii ki istiyoruz. Dövüş ama yani bu dövüş gerçekleşecek diye birilerinin zarar görmesi de yani bir kişi bile olsa gerçekten kabul edilir değil. Yani bir insan hayatı bile değerli. Bu açıdan eğer Habib yani bu sebepten bile istemese de bence haklı. Yani gerçekleşmesi tabii ki üzüleceğiz ama gerçekleşirse de eğer yani bu Habibli ya da Habibsiz gerçekleşirse de sonuçta bir sürü garantinin alınarak gerçekleştiğini öngöreceğiz. Yani muhtemelen öyle rastgele bir event olmayacaktır. Bayağı güvenlik önlemleri alınan, yani hijyene dikkat edilen, dövüşçü sağlığına dikkat edilen, etraftaki insana dikkat edilen bir organizasyon olacaktır. Karışık duygular içindeyim. Olsun da istiyorum. Yani bir yandan da doğru zaman değil diye de düşünüyorum. Ama geçen ki tarşımıza söylediğimiz gibi
Eğer UFC bunu yapmayı başarırsa en azından şu korona günlerinde güzel bir eğlencemiz olur. Ve devamlılığını sağlayabileceğimiz bir şey olur. Umarım olur. Ama yokken, şimdi neden bahsedelim? Bu videomuzun amacı, hemen konumuza geri dönelim hemen. Arkadaşlar bugün... Neden bahsetmek istiyoruz Gökçe? Habib'in en iyi 5 performansından bahsetmek istiyoruz. Bakalım Habib daha önce ne yapmış? Onlardan kısa bir video hazırladık size. Öncelikle aramızda birkaç tartıştık Gökçe ile, onu da söyleyelim. Şöyle mi olsun, böyle mi olsun diye, ama bir iki tane hariç büyük oranda hemfikirdik Habib'in performansları konusunda. Bilmiyorum Gökçe, aynı düşüncedesin değil mi? Tabii. Neye göre yani, değerlendirdiğimizi videonun sonunda mı bahsedelim, yoksa şimdi yani, ya da yaparken mi bahsederiz? Yaparken bahsedelim. Yani hepsi zaten ayrı ayrı çok iyi performanslar, ama Habib'in en iyi 5 performansı diyoruz ve 5 numarayla başlıyoruz. Sen söyle. Conor McGregor. Neden Conor McGregor? Neden Conor McGregor? Dövüş başlıyor. Dövüş başlar başlamaz iyi bir performans. Habib de önce temkinli davranıyor. Bence bir kere psikolojik olarak çok iyi bir performans. Conor'un o kadar bütün oyunlarına gelmeyip sakin bir kafayla, sakin psikolojiyle dövüşmeye başlıyor. Çok iyi. Hemen hızlı dalmıyor. Bununla beraber ilk roundda çok iyi tartıyor. Conor'un çok iyi bir şekilde takedown defans yapmasına rağmen takedown'u başarabiliyor. Conor'u iyi bir yormayı başarabiliyor birinci roundda. Daha sonra zaten istediği gibi oyunun kontrolünü eline alabiliyor ikinci roundda tamamen. Zaten domine bir performans. Üçüncü roundda da hatta Conor'la ayakta bile bir süre gidebildiğini de gösteriyor, kanıtlıyor. Teknik olarak kaybettiği tek round... Overhand right var. Onu da güzel. Conor'u hiç beklemediği bir şekilde indiriyor yere. Teknik olarak kaybettiği tek round olarak kayıtlara geçmiş olsa da tüm performansına bakarsan 4. roundda da tabii submission'la beraber çok iyi bir performans. O kadar strese, baskıya rağmen diye düşünüyorum. Ki yani aslında sen ne dersin? Vücudun üstünden yönlendirdiği, yani kafasının üstünden gönderdiği olsa kroşe gerçekten yani Conor'u yakaladı. Ve yani Conor'un çenesinin sağlamlığını da yani bildiğimiz için aslında gerçekten bir nakavt vuruşu olabilir. Habib genelde nakavt vuruşu yapan, gönderen birisi değil. Genelde direklerle zaten çalışıyor. Ayakta Conor'la dans etti. Ve en herhalde önemli vuruşu onun yaptığını söyleyebiliriz. Ve Conor'un takedown defense'ini yıkıp onu yerde de iyice hırpaladı. Sonrasında da zaten güzel bir şekilde bitirdi. Dördüncü roundda bitmişti. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Doğru. Dördüncü roundda submission'la bitiyor maç. Evet. Yani prime güzel bir şekilde Conor'a karşı başarılı bir galibiyetti. Takedown'larıyla ve striking'iyle birbirini karıştırarak çok iyi bir şekilde Conor'a karşı da etkili bir striking kullanmış oldu. Evet. Yani prime 4 numara. Prime Conor ve prime Habib'in maçı oldu. Yani her iki tarafında mazereti yok. En iyi hallerinde sonuçta Conor'u yendi. Her ne kadar sonra Conor birkaç mazeret bulmuş olsa da diyelim. Evet. Ve 4 numaraya geçelim. 4 numara Gökçe. Kimi diyoruz? 4 numara Michael Johnson. Michael Johnson niye etkileyici bir performans Habib'in? Ya sonuçta Michael Johnson yani Division Wrestler. Yani yerde Habib'e karşı koyması söz konusu birisi. Çok da iyi boksör. Stand-up olarak çok çok iyi. Ve yani Michael Johnson'ın tam anlamıyla iradesini kıran, hatta bunu konuşarak yapan, bırak artık diyen, sonrasında da yanlış hatırlamıyorsam Kimura idi değil mi? Sanmışım. Evet, Kimura'yla, doğru. Kimura'yla gerçekten Michael Johnson'ı hırpalaya, hatta izlerken üzüldüğüm bir maçtı Michael Johnson için. Yani bu kadar domine bir performans Michael Johnson'a karşı gerçekten çok etkileyiciydi. Yani Habib'in arsenalinin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar sağlam bir oyun planının olduğunu ve bunu farklı çeşitlerdeki rakiplere karşı da nasıl uyguladığını ve bir insanın iradesini hem oyun planıyla hem dominasyonuyla hem de bu sefer çenesiyle de nasıl kırdığını izlediğimiz bir maç oldu. Aynen öyle. Ya özellikle ben de şunu eklemek istiyorum. Conor dışında bence en sağlam sol yumruğu olan o siklette kişi Michael Johnson. Dolayısıyla Habib'e de bu arada muhtemelen UFC kariyerindeki en sağlam darbesini atmış kişi. İlk roundda Habib'in yediği sol yumruğa rağmen orada bir sendeleme anından sonra bile
bir şekilde toparlayıp geri gelebildiğini, sakin kalabildiğini ve tekrar doğru oyun planını uygulayabildiğini göstermiş oldu o maçta. Ve senin de dediğin gibi konuşa konuşa ikinci roundda, üçüncü roundda resmen işte pes etmelisin, bırakmalısın, bunu hak ettiğimi biliyorsun diye diye Michael Johnson'a yenmiş oldu ki maç sırasında round aralarında köşesine çekildiğinde tellerden dışarıya bakıp Dana'ya laf yetiştiriyordu hatta işte. Bana doğru düzgün kontrat gönder, bana Conor'ı ver, onu işte dövmek istiyorum falan. Çünkü aynı geceydi. Conor, Eddie Alvarez maçının olduğu geceydi. Aynı ana kartlıydı bu maç. Dolayısıyla o açıdan da müthiş bir performans. Unutamayacağımız bir Habib performansı. Peki. Diyorum. 3 numara. 3 numara. Kim var 3 numarada? Sen söyle. Dustin Poirier. Dustin Poirier maçı çok çok önemli bir maç. Habib için bence. Bu az önceki bahsettiğimiz bir şekilde bir zorluğu alt edip onun üstesinden gelme durumu bu maçta çok çok belirgin bir şekilde var özellikle. Dustin Poirier yanlış hatırlamıyorsam ikinci roundda mıydı Gökçe? Sen daha iyi hatırlayabilirsin ama çok sağlam bir şekilde giyotine yakalıyor Habib'i. Ve çok derin yakalıyor. Aslında doğru yapsa biraz bir iki teknik hata nedeniyle gevşek bırakmış oluyor ama doğru tutsa belki de submit edebilir. Habib'i submit etmeye UFC'de en azından en çok yaklaşan adam olmuş oluyor. Habib de bir süre giyotinde kalıp ondan sonra kurtulup çıkıp o zorluğu aşıp bir de özellikle kendisi için psikolojik olarak da zor maçlardan bir tanesi çünkü UFC'de babasının yanında olup da izlediği ilk ve tek maç. Dolayısıyla o strese rağmen oradan geri dönüyor ve yanlış hatırlamıyorsam 3. roundda submit etmeyi başarıyor Dustin Poirier'i. Dolayısıyla bu bence yani Habib için tam klasik bir Habib performansı. Habib için çok iyi, en iyi performanslardan da bir tanesi. Biraz da psikolojik zorluğu tarafından, yani psikolojik zorluğu nedeniyle özellikle diyorum, bilmiyorum ne eklemek istersin. Ya aslında yani nispeten böyle denk gibi gider yani gidiyor ama round sonlarına doğru Habib'in kendisini gerçekten kabul ettirdiği bir maç izledik. Ama dediğin gibi en ilgi çekici olan şey yani sadece submit edilmekten bir dakika yani üzereyken bir dakika sonra kendisinin submit etmesi Dustin Poirier'i ki Dustin Poirier o sırada çok çok iyi bir grafikten bir kazanma zincirinden geliyordu. Yani çok formdaydı. Yani şu andaki işte ilk 5'teki insanların yani Conor dışındaki ve tabii ki Tony dışındaki hepsiyle bir şekilde bir deneyimi ve kazanma performansı söz konusuydu. İnterim şampiyondu bu arada. Geçiş kemer ondaydı. Geçiş kemer ondaydı. Hı hı. Yani Eddie Alvarez, Justin Gaethje gibi adamları dövmüştü. Dövmüş. Max Holloway'i onların üstünde bir başka bir şampiyonu yani uzun süredir yenilmeyen başka bir şampiyonu dövmüştü. Hatta baktığında son 10 maçında tek kaybettiği maçta Michael Johnson'a karşıydı. Ve o zaten o maçta çok hızlı bitmişti yani bir knockout'la yanlış hatırlamıyorsam. Bu açıdan yani çok etkileyici bir performans Dustin Poirier'i yani interim şampiyonu bu kadar böyle bir hani böyle bir fashion'da böyle bir şekilde yenmek önemli bir performanstı. O zaman 2 numara. 2 numara Rafael Dos Anjos'a karşı olan performans bence kesinlikle. Rafael Dos Anjos bence de kesinlikle katılıyorum sana. Ya çünkü Rafael Dos Anjos yani zaten geçmiş şampiyon artı yani şimdi karşısındaki adamın kim olduğuna bakalım. Bu arada sanırım dövüş gerçekleştiğinde Dos Anjos kendisinden yukarıdaydı. Yani underdog olarak aslında gidiyordu. Her ne kadar bir kazanma zincirinden gelse bile. Şimdi Dos Anjos Muay Thai siyah Brezilya Jiu-Jitsu siyah kemer 3. dan. Yani dünyanın en komple dövüşçülerinden bir tanesi kendi sikletinde. Yani çok başarılı bir dövüşçüden bahsediyoruz. Ve yani Habib'den de yukarıdaydı rankinglerde. Böyle bir dövüşçüye karşı Habib'in performansı çok çok iyiydi. Yani şöyle ki ikinci roundda submission yani Rafael Dos Anjos'un submission'ından kaçıp tekrar pataklamaya başlıyor Dos Anjos'u ve üçüncü roundda da artık kabul ettirip kendisini iyiden iyiye müthiş bir performansla kapatıp sonrasında da decision'da kazanıyordu. Her ne kadar yani kararla, hakem kararıyla olsa da bence çok etkileyici bir performanstı. Rafael Dos Anjos gibi bir adama karşı bu şekilde kazanabiliyor olmak Habib'in aslında
kimleri gelecekte nasıl harcayacağını ve onun dövüş stilinin aslında en komple dövüşçünün üzerinde bile işe yaradığını gösteren bir performanstı. Bu açıdan ben çok önemli bir dövüşçü. Sana katılıyorum. Özellikle Rafael Dos Anjos gibi böyle bir kardiyosuyla bilinen bir adama karşı adama nefes aldırmaması ve yerde gerçekten aralarında dağlar olduğunu göstermesi siyah kuşak bir jiu-jitsu'ya karşı bile müthiş bir dominasyon göstermesi bence de müthiş bir yine Habib klasiği, harika bir performanstı. O yüzden iki numarayı hak etti Rafael Dos Anjos performansıyla diyelim. Ve bir numara. Bir numara. Neden ve kim? Sana bırakıyorum. Hayır 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 lütfen. Senin çiftleri ben yaptım. Bir numaraya kimi koymuştuk ya? Bir numarada kim vardı? Bir numarada arkadaşlar bizim fikrimiz bu tabii, katılmayabilirsiniz. Edson Barboza diye karar verdik aramızda. Edson Barboza o zamana kadar iyi bir çıkışla geliyordu. İyi performans gösteren bir dövüşçüydü. Her ne kadar safkan bir striker olsa da, yani Muay Thai kökenli olsa da harika dönen tekmeleri, aynı zamanda tekvando tekmeleri de atabilen ve bir sürü high kick knockoutları var. Leg kicklerle maçı bitirmişlikleri var. İnanılmaz sağlam tekmeleri ve yani yumrukları müthiş striking özelliği olan, özgüçleri olan biri. Dolayısıyla aslında Habib için tam o zaman bir panzehir olabilir yani, ya da tam böyle onun kryptonite olabilir gibi düşünülüyordu. Özellikle maç başında daha yorgun değillerken mesafeyi koruyup işte Habib'e leg kicklerle Habib'in bacaklarını yorabilirse, zarar vermeyi başarabilirse Habib'in güreş oyununu tamamen iptal edebileceği düşünülüyordu. Habib nefes aldırmadı Edson Barboza'ya. Resmen koşa koşa üstüne gitti. Aralarında hiçbir şekilde maçın başından sonra tekme atabilecek bir mesafe bırakmadı. Ona rağmen Edson Barboza 1-2 denemesi var. Spinning kick denemesi var. Habib'in kafasında tam oturmuyor. Habib'in gardına oturuyor falan. Habib yıkılmıyor bile. Yine üzerine koşa koşa gidiyor. Mükemmel bir oyun planıyla oyunu yere çektikten sonra, hele Edson Barboza'yı yere indirdikten sonra özellikle o bacaklarını birbirine kitleme, onu etrafını sarma ve tamamen tellere sıkıştırıp arka kolunu da kitleyip tamamen onu hareketsiz bırakıp üstüne çıkma durumunda büyük bir dominasyon sergilemiş oluyor Habib. Ve nefes aldırmadı yani Edson Barboza'ya. Tam bir dominasyon olduğu için çok etkileyici performansların bir numarasına koyalım dedik. Ne diyorsun Gökçe? Yani şimdi bu listede bir numara Edson Barboza'ya koyduğumuz zaman insanlar şunu düşünebilirler. Ya şimdi yani Edson Barboza Rafael Dos Anjos'tan daha iyi değil ki. Yani Habib'den önce işte Michael Johnson'a yenilmiş, Tony'ye yenilmiş. Niye bu arkadaşı en tepeye koydunuz? Aslında konu Edson Barboza'nın maçında Habib'in sergilediği performansın çok üst seviyede olması ondan kaynaklanıyor. Yani Edson Barboza Habib'in yani kazandığı en zor ya da en yüksek kalibreye sahip dövüşçü değil. Ama o maçı kazanma şekli gerçekten çok etkileyiciydi. Yani Edson Barboza da Barboza ile ayakta işte exchange'ler. İşte tekme alıyor, tekme atmaya çalışıyor. Yani yumruk, yani hem onunla stand-up'a girip ondan sonra biraz stand-up yapayım, ondan sonra aşağı indireyim. Ve hiçbir şekilde nefes aldırmayayım. Müthiş bir performanstı bence. Ve yani izlemesi, ya biz de açıkçası iple çekiyorduk o maçı. Yani çok merak ediyordum ne olacağını. Ve yani yine soru işaretlerini sildi Habib. Yani acaba diyorsun. Ama Habib hiçbir acabaya yer bırakmadan o maçı da çok domine bir şekilde kazandı. Ve bence müthiş bir performanstı. Karşı tarafın oyununu tamamıyla iptal etmek resmen böyle bir şey demek. Yani dolayısıyla en domine performans diyebiliriz. Tam da senin dediğin gibi Habib'in en iyi rakibi kimdi sıralaması değil bu. Habib en iyi hangi rakibine karşı en iyi performansı gösterdi sıralaması biraz daha UFC'deki maçlarından dolayı. Tabii bu bizim fikrimiz. Siz de katılıyorsanız bize katılabilirsiniz, ya da katılmıyorsanız kendi fikrinizi lütfen yazın yorumlara. Lütfen yazın. Alta siz kendi listenizi yazın. Bakalım, kıyaslayalım hep beraber biz de. Sohbet edelim sizinle. Bugünkü videomuz bu kadar. Habib'in son haberleriyle geri döneceğiz. UFC 249'la alakalı, gelişmelerle alakalı. Umarız iptal olmaz. Artık neredeyse umudumuz yok gibi bir şey ama yine de resmi olarak bir anons gelmediği sürece bekliyoruz. Onun dışında benim kısaca söylemek istediğim Proper 12 Challenge'la alakalı olarak destek verdiğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok iyiydi. Nasıl yorumlar geldi mi sana?
Geldi geldi, ben açıkçası hızlıca onunla da bahsedeyim. Bu video amacından çıkmasın ama. Bir ara böyle bir telefonu bırakıp birkaç şeye, yani birkaç işimi halletmeye kadar gitmiştim. Tabii şimdi evde, hepimiz evdeyiz, yapacak bir şeyimiz yok. Telefonuma geri döndüm, baktım. Meğer paylaşılmış, her taraf patlamış böyle. Instagram mesajları, işte Facebook mesajları, WhatsApp mesajları falan. Arkadaşlarım falan da hepsi şey yapmışlar, haber vermişler. Ya anlatın. Teşekkür ederiz hepiniz için. Belki herkes görmemişti. Çok kısaca anlat. Çok kısaca söyleyelim o zaman. 2-3 gün önce, birkaç gün önce Conor McGregor bir challenge başlattı. Proper 12 challenge. Evde herkesin işte bu stay home, işte evde kal mesajıyla beraber evde fit kalmaya devam edin, spor yapın gibi bir çağrısıydı. Dolayısıyla herkese işte bir Proper 12 whiskey şişesiyle beraber şınav çekme challenge'ında bulundu. Biz de MMA Clinic olarak böyle bir katılmış olduk buna. Recep ve dolayısıyla benim evimde Proper 12 yok, öyle şınav da çekemem zaten. Gökçe'yi de Proper 12'sa çekmeye zorladım arkadaşlar ama edindiremedik. Dayı gibi duruyorum burada. Şey, bu büyüklerle bana yaptırtma dedi. Evet, bu Proper 12'ı nereden buldun? Proper 12 buradan da selam söyleyeyim. Çok yakın bir arkadaşımdan hediye bana. Hmm, söylemedin ama kim o? Adını denir mi? Cem'e selam söylüyorum buradan. Cem Karadeniz. İfşa oldu. Evet, seni de ifşa ettik. Çok güzel. Gerçekten seni görünce gurur duyduk. Yani çok da güzel bir video aslında Conor'un yaptığı. Çok güzel bir kolaj yapmış. Eğer görmediyseniz arkadaşlar, Conor McGregor'ın Instagram ya da Facebook sayfasına gittiğinizde görebilirsiniz. Proper 12 diye kocaman Conor'un şınav çekerkenki bir imajını paylaşarak tıklarsanız üzerine Recep'i de görebilirsiniz. Aynı zamanda MMA King'in Instagram sayfasında da görebilirsiniz videoyu. O zaman haftaya görüşürüz. Teşekkür ediyoruz. O zaman en kısa sürede görüşürüz arkadaşlar. İyi bak kendine. MMA'yı takip etmeyi sen de. Sağlıkla kal. Aynen tüm öyle. Takipçilerimize dikkat etsinler. Kendilerini güzel bir şekilde izole etsinler. Hijyenlerine dikkat etsinler. Kimse hasta olmasın. Umarım güzel bir şekilde atlatacağız bugünleri de. Çak Gökçe. Çak.